can the devil show? If it does, is it real? Do the angels fall? Is there more to the Evet, Maiden'in eventine gidiyoruz. Böyle giyindim, şimdi taksi bulmayı umut edip dualar ederek Buket'in yanına gideceğim. Buket'le birlikte etkinliğe gideceğiz. Evet, selam. Pelinay'la ilk araba yolculuğumuzu yapıyoruz. Ben araba süremediğim için Pelinay sürüyor sağ olsun. Benim kirada şoför oldu. Ama romantik bir şekilde. Normalde bana gelecekti, oradan geçecektik ama geç kaldığımız için. Pelinay taksi bulamadı. Eda taksi bulamadı diye Eda'yı almaya gidiyorduk. Eda'yı almaya giderken Pelinay taksi bulamadı. Böyle sıkıntılar yaşadık ama sonuç olarak buldu. Şimdi arabadayız ve köprüdeyiz. Yolda bayağı köprü geçmişiz. Geçtik. Biraz geriden geliyorum. Köprüyü de geçtik. Şimdi Eda'yı almaya gidiyoruz. Eda'yı alıp Maybelline etkinliğine gideceğiz. Bu burada şerit takibi. Niye ya? Ben kendimi değiştirmek istiyorum şeridi. Sinyal vermeden değiştirince. Abi doğru. Sinyal vermeden herkes görmüş oldu şu an bu ses sayesinde. Sen o yüzden sıfır sinyalle mi geldin buraya kadar? Aşkım evet. Evet. Tehlikeli bir kız ama beni etkiliyor bu yana. O yüzden hoşuma gitti. Terseri ben. Terseri severiz. Pelin abi bu arada sen kova bursun ben aslan. Biz uyumluyuz. Aşkım aslında aslanlarla çok da anlaşamıyorum. Çünkü siz kendinizi çok beğenmiş oluyorsunuz. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Benim annem de babam da kova. Ben kovalarla çok iyi anlaşıyorum. Ben kovalarla çok iyi anlaşmak zorundaydım. Ve bunu edindim. Bu arada dress kodumuz siyahtı. O yüzden herkes siyah olacak bugün. Eğer düşünürseniz etkinlikte niye herkes siyah diye. Bu yüzden. Biri ölmedi. Aslında... Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over. Şimdi Eda ve Buket'le buluşmaya gidiyorum. Bir etkinlik var Watson's'ta. Ona gideceğiz caddedeki. Şimdi çıktım. Böyle giyindim. Fotoğrafı çektiriyor astronotla. Romantik romantik düğün fotoğrafları çektiriyor. Günaydın. Yıllar sonra gezmeye Karşı'ya gidiyorum. Emir götürüyor tabii ki, alışveriş yapalım bahanesiyle beni Galata'da vintage shopları gezdirecekmiş. Böyle görmüyorsunuz tabii. Böyle giyindim. Şimdi çıkıyorum. Emir'in yanına gideceğim. Kadıköy'e vapurla oradan Galata'ya geçeceğiz. Sanki yurt dışındaymışız edasında. Bir gezi olacak arkadaşlar bu. Ay çok terledim. Bu sabah arkadaşlar çok üşüdüğüm için sabah uyandığımda kaloriferleri yaktım, tamam mı? Ben niye güneş gözlüğüm evde? Güneş gözlüğüyüm bilmiyorum. İnşallah AirPods'larım şarj olmuştur. Sabah şeyleri yaktım, kaloriferleri ve kapatmama rağmen hala bitmedi yani. Soğumadı hala. Ev çok sıcak, klima falan açıktı az önce hani dengelesin diye. Çünkü aşırı sıcak oldu yani, istemeden yaptım böyle bir şeyi. Tamam neyse. Şimdi gece kapıyı kilitlemeden yatmışım arkadaşlar. Tamam şimdi bir çıkıyoruz. Aslında bir 1 lira daha bulsam çok işime yarardı. Minibüse bineceğim de yeteri kadar nakit param yok.
Abiye diyeceğim abi. Aha bak koltuğun arasında vardı hatırlıyorum. Buldum şimdi onu. Gider alırız. Kombinimi burada daha rahat görürsünüz. Tatlı oldum bence bugün. Bir sevdim kendimi, beğendim. O yüzden enerji doluyum, neşeliyim. Kendimi beğenmesem cehennem olurdu her şey. Ki bu çok yaşanan bir durum değil, kendimi beğenmeme durumu. Genelde beğeniyorum. Nerede bu çocuk? Arkadaşlar, Emir'i bulamıyorum. Buldum. Abi başkasıyla konuşuyor, saatlerdir bana cevap vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Merhaba. Ne? Kare elinde kamerayla gelmiş. Özümle konuşuyor. Bana cevap vermiyorsun. Cevap ver. Buradan yürüdüm gittim vapur öbür tarafta. Niye? Sandım. Ne bileyim Karaköy vapuru nerede ben? Mont giymişsin aşkım. İçi görünüyor baksana. Modum aşırı düşük oldu. Niye? Anlatırım birazdan. Wear a hat, sometimes play chess, and when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Tamam şu an basma şu tam an beni çekiyor. Kameraman olarak kullanıyor. Evet. Terbiyesiz. Şimdi Emma'nın vlogları gibi yapacağız. Geldik ama. Tamam içeri girerken otururken beni çekmiyorsun ki şu an. Seni çekiyorum. Dünyadaki sana. En kötü kameramansın. Para ver. En. Burası. 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 Burası da var. Buraya oturalım ya tatlı. Güneş değil mi? Kendini gölgeye aldın. Hayır bacaklarına geliyor sadece güneş. Lavantalı ve vanilyalı limonata içiyorum ilk defa ömrümde. Az önce bir yudum aldım ilk değil ama. Nasıl içmezsin hiç öncesinde? Sen içtin mi lan? Daha önce. Sen de köylü deme bir kere. Köylü. Yanlış bir kelime. Buraları bipleyeceğim hatta. Şimdi herkes çok takılıyor. Bir şey. Aşkım çok takılıyor millet bu kelimeye. Ben kullanmıyoruz o yüzden. Linçlemeyin beni lütfen. Linçleyecekseniz de gidin onun hesabından linçleyin. Olur. Bana yazmayın olur, yani bunları. İç bakayım. Deli misin? Lavanta tadını almıyor musun? Tamam bre neydi? Ama biliyor bu. Galata taraflarında bir site. Çok meşhur olan bir isimsiz bir site. Çok ya sanki söylesem ya. Sanki gelip yaşayacaklar burada olsun. Millet. Ev bulmak için insanlar senelerce bekliyor burada. İyi param varsa şu an aldım ayağım. Kimin 3 milyon doları var? Neyse bak şuna bahsedeyim. İstanbul'da yüksek tavan, boğaz manzaralı böyle avlusu olan bir bina bulmak İhtimalin bulursun, yok değil mi? Bulursun. Buranın sadece adı bina? Olduğu için çok pahalı. Kaç tane var böyle bina? Bulursun. Ne evler var ya? Saçmalama. Ne evler var? Yüksek tavan, takmış eski, buraya. Diyor ki 3 milyon dolarım olsa gelecek burada 2+1'de oturacağım bak, öyle şu, mi? Paris'te böyle bir ev bulmak ne kadar kolay. Burada ne kadar zor. Gelip 2+1'de oturamazsın 3 milyon dolar parayla. Bayağı. Şu an, bak bana şu an biri gelsin 3,5 milyon doların var desin. Buçuk ama. Yarımını işte kendine alıyor. Yatır içine bir şeyler yaptığımı düşün. Direkt 3 milyonunu buraya alırım. Ay saçmalama direkt yani. Direkt başka hiçbir şey yaparım. Siz böyle bir şey yapar mısınız? Bir Vespa alırım bir buraya alırım. Düşünmem bile yani. İmkan yok yani gerçekten. Teclas pretas não saem do lugar quando
Sipariş veriyorsun, sonra içeri uzak bir yere gidip oradan da alıyorsun. Ne bu? Kavunlu Frozen. Günaydın arkadaşlar. Yine bir inşaat sesiyle daha karşınızdayım. Tırnaklarımı kesmek zorunda kaldım çünkü bu tırnağım bayağı bir uçtan koptu. Bugün annem, anneannem ve kuzenim bana gelecek. O yüzden evi böyle temizleyebildiğim kadar temizledim. Çünkü biliyorsunuz ki size ne kadar temiz gelse de annenize hiçbir zaman temiz gelmez. Yani gerçekten dip köşe temizlediğimi düşünüyorum ama gelip yine böyle bir şey bulur. Dolap üstüne parmak falan atabilir yani hani toza bakmak için. Neyse, onları beklerken de şimdi kahvaltıya gideceğim arkadaşlarımla böyle yakında bir yerde. Bayağıdır yulaf yemekten çünkü içim dışım yulaf oldu. Evde sadece sabahları yulaf yiyorum, başka hiçbir şey yemiyorum. Böyle peynir falan çekiyor artık canım bir yerden sonra. Şimdi Bostancı'ya kahvaltıya gideceğiz, beni almaya geliyorlar. Sonra annem, anneannem ve kuzenim gelecek. Onları bayağı özledim. Annem bu evime sadece bir kere geldi. O da taşındığımda işte. Sonradan yazlığa döndüğü için bir daha hiç gelmemişti. Şimdi böyle ilk defa gelecek ev yerleştikten sonra falan. Bakalım. Heyecanlıyım. Başka da bir şey yok. Tırnaklarımı kestiğim için bir şeylere dokunmak, bir şeylere şurayla dokunmak o kadar garip bir şeymiş ki. Böyle saç derimi falan hissediyorum. Aşırı garip. Ay çok renksiz dudaklarını bir ürsün. Arkadaşlar kimler burada bakın şimdi. Burada annem ve anneannem. Selam deyin. Selam. Burada kuzenim Yankı var. Benziyor muyuz? Bence benziyoruz. Ne kadar güzel hepimiz ama. Yorumlara çok güzelsiniz yazın. Öpücük yolluyor dünyaya. Sorularınız varsa. Alalım. Keşke anlık olsa. YouTube'dakilerle anlık konuşabilsem. Canlı ya. Evet canlı ya. Canlı da çok geriliyorum. Çünkü bazen dilimin kemiği yok ya benim. Geri alamıyorum. Söyledim bir şey o yüzden. Öyle daha çok oluyor takipçi. Evet. Bu da yarın üniversite, yarın değil haftaya üniversiteye başlıyor. Evet. Hayatının bakalım. Cehennem dönemi. Başladı farkında değil. Olsun. Bekledik o kadar. Bir şeye değer. Ne okuyorsun? Söyle bakayım. İngilizce uluslararası ilişkiler. Nerede? Bilgi. Bilgiler. Tamam. Bilgide olan varsa Yankı'yı bulsun. Orada gidip arkadaş olun. Evet. Sağ olsun. Bir şeyler yoğuruyor bana. Ne bu anne şimdi? Glolik. Glolik. Hı-hı. Nedir tam olarak? Bulgurlu köfte. İçinde ne var? Bulgur ve? Bu tarhanalı. Tarhana mı? Evet. Ev yapımı. Biz yaptık yazlıkta. Anneannem yaptı. Beraber. Anneannem yaptı tabii ki. Ben de yaptım. Annem de yaptı tabii. Sen yapmadın. Anne yaptım ya. Soğanı, domatesi, her şeyi doğradım ya. Kuruttum ya. Soğan mı? Tarhanada soğan mı var? Ben nasıl yiyeceğim ya? Kalmadı ki. Nereden belli oluyor soğan oldu? Senin o saklama kapların nerede? Ben bir tane bile bulamadım. O aldığım vakumlar. Şu sol tarafta. Anneannem. Bulamadım. O şey var. Kaşar var. Onları koyun kurumasın. Niye? Dışarıda mı şu an? Evet. Niye dolaba koymadın buzdolabı poşetiyle? Kalk koy. Kabın var ya. Kalk ona koy. Ne gerek var kabı pisletmeye ya? Allah Allah. Kahvaltılık. Ben o kaşarla tost yapıyorum sadece. Koyup yemiyorum yani. Hadi. Ha bu dilimlediğini diyorsun. Evet. Ha tamam dur. Sen ne yapıyorsun yani? Tepsi arıyorum. Tepsi yok ki arıyorsun. Bana sorsan ben olmadığını sana söylerdim. Yukarıda bir tane bordan vardı. Evet var. Ya
her şeyimi pislettiniz ha. Bak şöyle bir şey var, olur mu? Yok, olur. Şunu da kaldır.